Evet, selamlar. Bıraktım sandınız değil mi? Ama bırakmadım. Devam edeceğim. Bitireceğim. Zaten 2,5 şey kaldı. Görev kaldı. Bunu bitireceğim. Bu arada ben bunun şeyini bilmiyorum. Çok oyunculu da böyle bir şey var mı? Hani Age of Empires 2'deki gibi zannetmiyorum. Sıralı. Özel. Sıralı dedi bu lig falan oluyor. Gözlemleme. Ona bir bakarım bir ara ama bununla devam etmek isterim. Açıkçası devam edemedik. Biz Sarp'la başladık. Hayatlarımız farklı yönlere yollanınca. Hani görüşmüyoruz gibi durum yok. Bu arada Sarp seviyorum. Buradan selam söyleyeyim. Ben evleniyorum. Onun kendi hayatıyla ilgili bir takım şeyler oldu diyelim. Hani ailesi içerisinde işte okulda falan öğretmenlik yapıyor vesaire. Hani önemli şeyler değil, sadece vakit ayıramıyoruz bu duruma. Öyle bir durum söz konusu. Ona da devam edip bitirmeyi isterim açıkçası. Bir fırsat olduğunda. Age of Empires 1'e devam ediyorduk. Bak onu unuttum aslında. Onlar da oynanabilir. Zor oyunlar. Böyle ne diyeyim, challenge şeyleri. Frozenheim'ı bitirdik. Tales of Iron'ı bitirdik. Arada güzel iki tane oyun bitti. Sonra valla WoW'u bıraktım, bırakalı oyun bitiriyoruz. İşte Diablo Immortal falan bitti sayılır yani. Onu sayar mıyız oyundan, yani o anlamda nasıl söyleyeyim, hikaye kısmı bitmiş oldu yani. Vesaire vesaire, böyle neyse bu şeyi sonra da yapabiliriz muhabbeti. Unutmuşum ben bunun şeyini. Bu ara Fransa lore'unu işliyoruz. İngiltere lore'unu bitirdik. En son Kaos Üssü'ndeki Fransa diye, Kaos Üssü'ndeki Paris mi, öyle bir görev yapmıştık. Valain. Nasıl okunuyorsa bilmiyorum. Pont Vallain muharebesi. İç çatışmalar İngiliz ordusunu rakip gruplara bölmüştü. Bu dağınıklık Pont Valain'e doğru baskına giderken Fransız ordusu da onları yok etmeye hazırlanıyordu. Peki. Yüksek yerdeki birlikler binaların görüş mesafesi artar. Yani. Top mu onlar? Velhasıl arkadaşlar, dediğim gibi yani bu biraz böyle serzeniş ya da işte oyun kötüleme değil. Ben WoW'u çok özlüyorum. Çok oynamak istiyorum ama artık eskisi kadar bilgisayar başında o kadar vakit ayıramıyorum. Yani eskiden böyle baya baya nerd gibi otururduk. Günde işte 4 saat, 5 saat yayın yapardık, oyun yapardık falan filan. Hani bu oyunun en azından 2 saatini falan WoW'a ayırabiliyor olsam bile, şu anda her şeyi bırakır, işi gücü bırakır, WoW hesabımı açar, oyunumu oynarım ama öyle bir durumum yok, olmuyor ne yazık ki. Hani günde böyle yarım saat, artık 1 saat. Belki hafta sonları böyle 3-4 saatlik oyun sürelerim oluyor. Onun dışında olmuyor yani hafta içi. O yüzden böyle bir bölüm Age of atayım, bir bölüm Tales of atayım, bir bölüm Frozenheim atayım gibi şeyler oluyor. Her günde farklı oyuna sığacak bir oyun yelpazesi bulunca güzel oluyor. Sağ olsun Game Pass şu sıralar bunu da sağlıyor. İşte Age of Empires 4'ü nasıl oynuyoruz yoksa bu pahalılıkta? Zaten hani oyunculukla şey arasında çok fark var ya, nasıl söyleyeyim, oyunculuk denmez ki ona. Ben bilgisayar oyuncusuyum, ben bilgisayar oyunu oynamayı seviyorum, ben nerdim, ben gamerım. Hani oyuncu değilim, ben pro bir oyuncu değilim yani, anlatabiliyor muyum? Zaten hikayesini göreceğim, geçeceğim, beni turnuvaya koy, şurada 2 dakikada yığılır kalırım yani. İnsanlar ezer geçer çünkü pratik yapma imkanımız yok yani. Şimdi neticede. Ama Inventor'da, Solid'de tasarım şeyine girerim yani competition'a. Orada da o gamer arkadaşları bekleriz, bilgisayar başında tasarım yapan falan. Makine tasarımı konusunda özellikle. Hani şeyde değil öyle. Ha, tutup da işte ben Blender'da karakter çiziyorum falan muhabbetleri de değil. Geleceksiniz. Inventor'da bildiğin atıyorum. dişli tasarlayacağız, şu bu falan. Oh. Atarım da yapıyorum ya. Yani neticede pratik meselesi, onu söylemeye çalışıyorum. Lay with the French forces camped nearby. The French quickly prepared to ambush the disorganized English raiders and defend Pontvalin from ruin. Umarım zamanlı değildir. Çok uzun zamandır oynamıyorum çünkü.
ticaret rotası. Bu ne demirci? Olduncular nerede? The main English army thundered into the valley. They paused to rest beyond the town before launching their raid. Şuralarda bir şey yapamaz mıyım? Vallahi aslında her şeyim var. Hey. Ben ne olur ne olmaz bir ordugah ve bir at birliği daha yapayım. Altın. Altın. Okçu birliği nerede ha? Şuralarda bir arada altın madeni falan vardır diye düşünüyorum. Oo, ticaret yaparak mı altın kazacağız acaba? A small bandit camp lurked in the valley. If the French could defeat these routiers, they could claim the supplies they had gathered. Bir ekonomiyi toparlamam lazım şu anda hızlı bir şekilde. Dakika çekiyor. The first group of English raiders began their attacks on the outlying farms. After destroying the farms, they would attack the town of Ponvala. Burada bir saldırı var. Hızlıca, yani aklımdaki tek şey şu anda hızlıca gelişip ordu basmak, ama biraz zor olacak gibi.
10 dakika aralıklarla gelecekler. Bir nebze belki problem olabilir bizim için. Şuradan birazdan ticaret atı çıkacak arabası. Kalabalık. Beklerimden daha kalabalık açıkçası. Ben daha kalabalığım. Tamam, dedim ya ben sana mutlaka bir şeyler vardır diye. Bunlar da yavaş gelsin mi birader birazcık? Arkadaki birlikte birleştirebilir miyim diye düşünüyorum ama. Biraz dağınık geldik. Açıkçası biraz güçlendirmek lazım orduyu. Altı dakika içinde bir saldırı daha gelecek. Evet. Yiyecek. Yiyecek.
Şimdi açıkçası şöyle, şurası daha merkezi. Şuradan yayılmak daha kolay olur. Neyse, onlar da eğlensinler öyle, ne diyeyim şimdi. More scattered English raiders arrived and made their way towards Pontvalin. Giderek de güçleniyorlar namussuzlar. Abi strateji oyunlarında range karakterler her zaman avantaj sağlar yani. Gerçekten güçlü bir birlikti karşımızdaki. Bayağı azalttık yani. Biraz rahatsız et, çekil yapıyordum ama. Atlı basamıyorum ya. Paladinler sıkıntı. Yani hadi oğlum eritirsiniz siz. Bina falan yapma işine hiç girmedim. Orduyla direkt tutabilirim diye düşündüm ama.
Bu ordu felaket ya. Mercenary falan mı alsaydık acaba? Bilemedim yani şu anda. The English army chose their moment and began to close in on Pont-Vallin. Oyun kaydediliyor, bir kaydetsin, evet. Aa, yeterli kaynağına. Müttefikimize yapacak bir şey yok şu an ya. Yani en iyi şekilde şu anda yetişmeye çalışıyorum kendisine. Oh my god, ordum gitmiş. Ve yani bildiğin yıpratamıyorum yani. Bir tık gelişme verselerdi rahat olmaz mıydık ya? Bilmem, ne bileyim.
Oğlum adamlarda English longbow var ya. Niye? Niye yani? Şu birliği yıkarsak hepsini yıkarız acemiler. Ki yıktık yani. Ana İngilizlere de bak ya. Yok yok temizledik. After a hard-won battle against a scattered enemy, the French succeeded. Evet, güçlükle kazanmış bir savaş. The English army was not invincible. The French cause was not yet lost. Fransız davası henüz bitmedi. Güzel bölümdü ama böyle asker yetiştirmeye çalışıyorsun, başka bir birliği korumaya çalışıyorsun. Böyle co-op oyunculara da şey olmuş bir anda. Adını sen söyle. Seferden çık, evet. Orleans. Bir sonraki bölümde Orleans olacağız. Evet arkadaşlar, 1370 Pont Valain. Valain. Pont Valan. Nasıl sardık. Muharebesi sona erdi. Böylelikle Fransa'nın şövalyelik bölümü, kargaşa bölümünü yapmış olduk. Şimdi çaresizlik bölümüne geçeceğiz. O da artık bir sonraki videonun konusu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.